Arkadaşlar şimdi sizinle Hazar Denizi kapalı havzasına bakacağız. Kapalı havzasına dökülenlere bakacağız. Havzasına Dökülenler. Şimdi Hazar Denizi dediğimize bakmayınız aslında o bir göl dünyanın en büyük tuzlu su gölüdür arkadaşlar. Bir nehir göle dökülürse bizde ne olarak kabul edilir arkadaşım? Kapalı havuz olarak kabul edilir. Burada aklına iki tane nehir gelecek. Sakın unutma. Birikim Aras nehişi, birikim Kura. Tamam. Aras ve Kura. Arkadaşlar Aras. Bin Göl Dağlarının aslında Erzurum il yani sınırları içerisinde bulunan bir yerinden kaynağını alıyor. Böyle Pasinler Ovası'nı falan geçiyor arkadaşlar. Daha sonra da e, Ermenistan toprakları üzerinden arkadaşlar Azerbaycan'a kadar yol alıyor. Aras Nehri arkadaşlar dikkatli olun. Yukarı çığırı ülke içinde. Aşağı çığırı ülke Dışında dikkatli olun. Azerbaycan topraklarında kura ile birleşip Hazar Denizi'ne dökülecek. Ee, Aras'ın bir kolu var arkadaşlar. Yani ben genellikle sınavlarda bunu beklerim. Aras'ın kolu kimdir diye bize sorarlarsa Aras'ın kolu kimdir? arpa çayıdır. Tamam Aras'ın kolu kimdir? Arpa çayıdır. Arpa çayı çok uzun bir nehir değil. 186 kilometrelik bir nehir. Önemli özelliklerinden biri. Çıldır gölünden kaynağını alır. Çıldır gölünün arkadaşlar bir gideğinidir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ve arpa çayı Türkiye Ermenistan sınırımızı çizer. O yüzden Aras Nehri Hangi ülkeyle sınır çizer derlerse, Türkiye-Ermenistan sınırını çizer. Özellikle de burada Arpaçay'ını vurgulamak isterim. Bir diğer nehrimiz kim dedik arkadaşlar? Kura. Ardahan göle yakınlarından kaynağını alan bir nehirdir. Dikkatli olunuz. Yani bunun da yukarı çığırı ülke içinde aşağı çığırı da nerededir arkadaşlar? Ülke dışında. Demek ki kura ve araz kaynaklarını arkadaşlar bizim ülkemizden alıyorlar. Ama dikkatli olun. Azerbaycan'da arkadaşlar Sabir Abad denilen bir şehir var arkadaşlar. İşte Sabir Abad'da birleşip dünyanın en büyük gölü olan kime dökülüyorlar arkadaşlar? Hazar denizi gölüne dökülüyorlar. Göle döküldükleri için sorularda kura ve aras birer nedir? Kapalı havzadır. Şimdi haritamızdan bakıyoruz. Arkadaşlar bakınız bu nehrimiz kimdir? Bu nehrimiz arkadaşlar bizde Aras'tır. Aras hangi ülkeyle sınır çizer? Ermenistan'la ki sınav sorusu olmuştur. Bu arada dikkatli ol. Çıldır Gölü'nün gideğini oluşturan yani oradan kaynağını alıp çıkan Aras'ın bir kolu vardır. Aras'ın kolu kimdir arkadaşlar? Arpa Çay. Tamam Aras'ın kolu kimdir? Arpa Çay. Hangi ülkeyle sınırımızdır? Ermenistan'la doğal sınırımızdır. Bir diğer nehrimiz neydi? Ardahan Göle yakınlarından kaynağını alan ve Gürcistan üzerinden arkadaşlar Azerbaycan'a doğru giden kimdi arkadaşlar? Dikkatli ol. Kura. Kura ve Aras Azerbaycan'da Sabirabad'da birleşir ve dünyanın en büyük gölü olan Hazar denizine dökülür. Bunlar da ne olarak kabul edilmektedir arkadaşlar? Hazar Denizi kapalı havzası olarak kabul edilmektedir.